بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Buldu hep derdine dermanını canlar. Bu gece nura gark oldu bütün kevn-ü mekanlar bu gece bu gece arş-ı alada Havuz
Kevser'de anın aşkına çalar bu gece, bu gece, bu gece. Zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Allah'a yokken o adlar için
melek arşu ferşu ay gün hem nuh felek sun ile bunlar yollar eyledi birliğine cümle ikrar eyledi kudretin izhar edip hem ol celil birliğine bunları kıldı delil ol dedi bir kere ve ala alihi
Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Aziz kardeşlerim ve ekranları başında bizleri seyreden çok muhterem Müslümanlar. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid-i Nebevi'yi bir kez daha idrak ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. İslam şairi Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle 14 asır önce yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu andaki dünyanın durumunu ise şairimiz şöyle dile getiriyordu. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Evet değerli Müslümanlar, insanlar cehalet içerisinde, karanlıklar içerisinde yüzüyordu adeta. Sadece Mekke'de değil, dünyanın her yeri böyleydi. Mekke'de belki geleneksel olarak bazen kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Ama Roma'nın her mahallesinde de bir güzellik yarışması yapılıyor. O güzellik yarışmasında mahallenin en güzel kızı seçilen genç bir kız, tanrılara, putlara kurban olsun diye dipsiz kuyulara atılıyordu. Böyle bir cehalet vardı dünyada. İnsanları bu cehaletten, bu karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için artık vakit gelmişti. Nur Dağı'nın Hira mağarasında ilk vahyi aldı Allah Resulü Efendimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insane mâ lem ya'lem. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Yani bir kan pıhtısından, rahme asılıp tutunan zigottan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı o öğretti ve yine insana bilmediğini o öğretti. Değerli kardeşlerim, büyük bir mesaj geldi dünyaya. İlim, hikmet, bilgi, irfan mesajı ilk vahiy ile duyuruldu bütün dünyaya. İlk vahiy ile verilen bu mesaj, bilgi, hikmet, ilim, irfan medeniyetinin itici gücü oldu. Nitekim bu itici güç Yesrib'i Medine-i Münevvere yaptı.
yani aydınlanmış Medine. Daha önce Yesrib idi oranın adı. Ama Allah Resulü Efendimiz Rabbinden almış olduğu vahiy ile önce Medine'yi münevvere haline getirdi. Aydınlanmış bir Medine haline getirdi. Oradaki ışık önce Medine'nin diğer yerlerine, etrafına, oradan da bütün dünyaya yayıldı elhamdülillah. 13 yıl Mekke-i Mükerreme'yi aydınlattı. 10 yıl Medine-i Münevvere'yi aydınlattı sevgili Peygamberimiz. Medine-i Münevvere'ye ilk girdiğinde yapmış olduğu ilk iş Mescid-i Nebevi'yi yapmak oldu. Yani Medine-i Münevvere'ye bir mescit yapmak oldu. Mescidin içinde ilim ve hikmeti, bilgi ve irfanı insanlara öğretmek için suffe denilen bir mektep kurdu. İşte o mektepten yetişenlere biz ashab-ı suffe diyoruz. Suffe ashabı. O mektepte yetişenler Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan almış oldukları nuru ve ışığı bütün dünyaya yaymaya çalıştılar. İlim ve hikmet o kadar önemliydi ki Bedir Savaşı'nda esir alınan kişilerden her biri 10 Müslümana, 10 kişiye okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılıyorlardı. Böyle bir karar çıkmıştı rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den. İşte bizler de okumaya, bilgiye, ilim ve hikmete, irfana değer vereceğiz, önem vereceğiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan bize gelen bu emaneti en güzel bir şekilde yerine getireceğiz ve okuyan, Kur'an'a bağlı olan, Kur'an'ı öğrenen, onu anlamaya çalışan ve onu anlamak için başka ilimler yapan, başka kitaplar okuyan bir nesle sahip olmamız gerekiyor. Zira milletimiz ilim ve irfanda ilerlediği zamanlarda her açıdan güçlü olmuştur. Ama bilgi, hikmet, ilim, irfan, eğitim, okuma noktasında geri kaldığımızda diğer hususlarda da hep geri kalmışız. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelen ikinci vahiy şu idi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir ve rabbeke fekebbir. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Evet, değerli müminler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam emri aldı. Kalk ve uyar denildi kendisine. Kalktı ve uyardı. Sonra ashabı, kum fe enzir, kalk ve uyar emrine riayet etti. Kalktı ve uyardı. Evet, bizler de kum fe enzir emrini kulaklarımıza küpe yapmalıyız. Kalk ve uyar. Ey kulum, kalk ve uyar. Kalk ve uyandır. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeyi pek çok hadisi şerifiyle yorumluyor, açıklıyor, anlaşılır hale getiriyor. Buyuruyor ki, bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle düzeltemezseniz kalbinizle
hiç olmazsa o kötülüğe buğz ediniz, o kötülükten nefret ediniz. Bu durum imanın en zayıf halidir buyuruyor. Yani eliyle düzeltemeyip, diliyle düzeltemeyip, kalbiyle ancak buğz edebilmeyi imanın en zayıf hali olarak değerlendiriyor. Değerli kardeşlerim, hepimiz kalk ve uyar emrini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi, arkadaşlarımızı uyaracağız, ikaz edeceğiz. Bir kötülük yaptığı zaman, sabah ezanı okunduğunda evladımıza, oğlumuza, kızımıza kalk diyeceğiz, uyaracağız onları. Namaz kılmıyorlarsa kılmaya teşvik edeceğiz. Haramlarla iştigal ediyorlarsa haramları bırakmaları konusunda uyaracağız. Uyarmak, ikaz etmek, toplumsal bir mekanizmayı iyi çalıştırmak demektir. Sosyolojide büyük bir önemi vardır. Toplumsal ikaz mekanizması. Bunu çalıştırmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Rahmete muhtaç insanlığa rahmet gönderildi. Bismillah. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurdu Rabbimiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rahmet peygamberi olarak tanımladı yüce Rabbimiz. Ne yapmak için gönderiliyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Onu da Rabbimizden öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, inna erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Ey Nebi, biz seni ancak bir müjdeci, bir uyarıcı ve bir davetçi olarak gönderdik. Bir müjdeci olarak gönderdik, bir şahit olarak gönderdik. Allah'ın yoluna davet edesin diye seni bir davetçi olarak gönderdik. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam davetini yaptı, ikazını yaptı, müjdeciliğini yaptı, mürşitliğini yaptı, vaizliğini yaptı, uyarıcılığını yaptı, görevini yaptı ve Rabbine kavuştu. Şimdi sıra bizde. Bizler de şahitliğimizi yapmak zorundayız. Müjdeciliğimizi yapmak zorundayız. Uyarıcılığımızı yapmak zorundayız. Davetimizi ve tebliğimizi yapmak zorundayız. Dilimizin döndüğü kadar herkes şahit olabilir. Neye? İyiliklerin kötülüklere hakim olmasına, iyiliklerin yaygınlaşmasına ve kötülüklerin ortadan kalkmasına herkes şahit olabilir. Kendi dili döndüğünce, elinden geldiğince ikazını yapabilir. Çoluğumuza, çocuğumuza, akrabamıza, komşumuza, herkes birbirine bu güzellikleri anlatacak. Herkes davetini yapacak. Herkes tebliğini yapacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı her doğumunda niçin anıyoruz? İşte bunları yeniden hatırlamak için anıyoruz. Ona salatu selam getirmek için, onun insanlığa kazandırdığı o zenginlikleri, değerleri yeniden hatırlamak ve hayata geçirmek için, önce kendimiz yaşamak, onun güzel ahlakıyla ahlaklanmak ve bütün insanların onun güzel ahlakıyla ahlaklanması için elimizden gelen gayreti göstermek için onu anıyoruz. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir şey daha öğretti bütün insanlığa. Rabbimiz ona buyurdu ki, "Festegim kemâ ümirte." Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. O bir gün ashabına buyurdu ki, ey ashabım, Hud suresi
benim belimi büktü, beni ihtiyarlattı. Ya Resulallah, ne var Hud suresinde seni ihtiyarlatan? Buyurdu ki, festegim keme ümirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Münafıkların alametlerini sakın ha yanına yaklaştırma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu öğütleri alıyoruz. Nedir münafıkların alameti? Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. İşte bunları sakın ha yanınıza yaklaştırmayınız diye ashabına, bütün insanlığa, hepimize öğüt verdi Allah Resulü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çocuklara karşı tutum ve davranışını örnek almalıyız. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çocukları gördüğü zaman onların yanına yaklaşır, onları sever, öğüt verirdi. Bir gün yanında birisiyle çocukların yanından geçerken böyle bir harekette bulunmuştu da yanındaki şahsın tuhafına gitmişti. Demişti ki, ya Resulallah, sen çocukları böyle sever, okşar, onlarla muhabbet eder misin? Benim 10 çocuğum var, hiçbir zaman onları böyle sevip okşayıp onlarla muhabbet etmem demişti. Allah Resulü Efendimiz buyurdu ki, eve emliku leke enneze Allahu min kalbike rahmete. Allah senin kalbinden merhameti çıkarıp atmışsa ben sana ne yapabilirim ki demişti. Onun için değerli kardeşlerim, çocukları seveceğiz. Çocuklarımızla muhabbet edeceğiz. Elinden tutup camiye getireceğiz. Eğer peygamberimizi anmak ve anlamak istiyorsak, o nasıl Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in elinden tutup Mescid-i Nebevi'ye beraber geliyor idiyse, biz de çocuklarımızın elinden tutup camilere getireceğiz. Camilerimizi çocuksuz bırakmayacağız. Camilerimizi çocuk sesinden mahrum bırakmayacağız değerli kardeşlerim. Arkada çocuk sesleriyle kılınan bir namaz, hiçbir ses olmadan, çocuk sesi olmadan kılınan namazdan daha makbuldür diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kadına ve kız çocuğuna da değer verilmiyordu. Ama o bu anlayışı da yerle bir etti. Yıktı. Dedi ki, içinizden 3 kız çocuğu olan varsa bunu güzel bir şekilde yetiştirir, eğitir ve hayata hazırlarsa onun için cennet vardır buyurdu. Birisi oradan seslendi. Benim 2 kız çocuğum var. Aynısını yapsam bana da var mı? Sana da var dedi. Öbür taraftan birisi seslendi. Benim 1 kız çocuğum var. Aynısını ona yapsam, güzelce yetiştirsem, eğitimini versem, hayata hazırlasam bana da var mı cennet? Sana da var buyurdu. Bu anlayışı yıktı, yerle bir etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hele bir sözü var ki kıyamete kadar altın harflerle kitaplara yazılası bir söz: cennet annelerin ayakları altındadır. İşte anneler en büyük ödülü Allah Resulü Efendimiz'den onun bu sözüyle almış oldu. O emindi ve bütün ümmetinin de emin olmasını istiyordu. Muhammedül Emin ismini daha peygamber olmadan önce almıştı. Bizim de emin olmamızı istiyor. Onu anıyoruz. Onu yeniden anlamaya çalışıyoruz. O zaman her birimiz ismimizin arkasına bir emin sıfatını koymamız lazım. Muhammedül Emin olduğu gibi Ahmet Emin, Mehmet Emin, Ayşe Emine, Fatıma Emine, bu sıfatları ismimizin arkasına koymamız gerekiyor. Sevgi ve kardeşliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirdi. Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur dedi. Arap olanın, Arap olmayanın Arap olana da hiçbir üstünlüğü yoktur buyurdu. Beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. İnne ekremeküm indallahi etkâküm ayeti kerimesini duyurdu ümmetine. Yani Allah indinde en makbulünüz, takvaca en üstün olanınız buyurdu. Değerli kardeşlerim, son olarak onun şu vasiyetini sizlere duyurarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz takdirde asla ve asla yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi de Resulünün sünneti buyurdu. Rabbim kitabından ve sünnetinden, sevgili Peygamberimizin sünnetinden hiçbir zaman bizleri uzak bırakmasın. Mevlid geceniz, Mevlid-i Nebi geceniz mübarek olsun. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Ve Cenab-ı Hak bu gecemizi hayırlara vesile eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم
بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. يا نام قلب دواسنس بلون مزبي شفاسنس يا Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt erişti, çok alametler belirdi gelmeden. Ol Rabbiyul evvel ayın nicesi, 12. gece isneyin gecesi. Ol gece kim doğdun hayrul beşer. Anneler gördü neler.
ki güneş pervanesi berk olup çıktı evimden nagihan göklere de gökler açıldı ve fetholdu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağripte alem. Biri dağında dikildi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İndiler gökten melekler geldi huriler bülük bülük bur yüzleri nurundan evin doldu nur çevre yanıma gelip oturdular Mustafa'yı birbirine muştular dedi bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet buldun ey dildar sen, doğ iserdir senden o. Bu gece o gecedir ki ol şerif. Nur ile alemleri eyler latif. Bu gece şadan olur erbab-ı dil. Bu geceye can verir ashab-ı din ya Resulallah. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'al müzdibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nuru terdip ettiler. Amin eyler, çuvak doldu tamam, kim vücuda gele ol hayru lenam.
Susadım gayet hararetten kati. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardana kidi ve hem su kidi, lezzeti dahi şekerde yok idi. Demezdim kendimi nurdan fayar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Geldi bir akkuş kanadıyla revan, arkamı sığadı kuvvetle hemen. Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cenneten ve na'ima. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ya Rabbi bicahi nebiyikel Mustafa ve rasulikel Mürteza, tahhir gulubena min kulli vasfin yubaiduna an müşahededike ve mehabbetik. وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Bir kez daha Mevlid-i Nebi gecesine bizleri ulaştırdın. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Hazreti Adem'den itibaren insanlığa rehber olarak gönderdiğin bütün peygamberane izama ve rusulü kirama, bahusus mevlidini kutladığımız sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına, evladına, ezvacına, ehli beytine salatu selam, tahiyyatu ikram olsun ya Rabbi. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz hürmetine bize birlik, beraberlik, kardeşlik ve hidayet rehberi kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı getiren sevgili peygamberimizin veladeti hürmetine, dağılan, parçalanan, gözyaşı içinde, kan gölü içinde hazin bir tablo sergileyen İslam dünyasına yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Ümmeti Muhammed'i yeniden aziz eyle. Allah'ım, her türlü kötülükten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع هو مولاكم.
فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey bizleri sonsuz kudretiyle yaratan, sayısız nimetiyle yaşatan, sınırsız rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, senin varlığına ve birliğine, Habibinin peygamberliğine, kelamın Kur'an-ı Kerim'e, gönderdiğin din-i mübine iman ettik ya Rabbi. Bu imanı her zaman içimizde taşımayı, işlerimizde yaşamayı, eserlerini görmeyi, meyvelerini dermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İmanımızın karargahı ve senin nazargahın olan kalplerimizi iyilikleri yakıp kül eden hasetten, barıştırmayıp karıştıran fesattan, din kardeşine karşı beslenen kinden, sevmediğini buyurduğun kibirlerden, imanımıza zarar veren her türlü kirlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. İmanımızı ibadet gıdasıyla beslemeyi, ahlak-ı Muhammediye ile süslemeyi, takva libasına bürüyebilmeyi, ihlas kalasında koruyabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın izzetini bilmeyi, imanın kemalini görmeyi, ibadetin zevkine ermeyi, Müslümanca bir hayat sürdürebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Okunan Mevlid-i Şerifleri, Kur'an-ı Kerimleri, Selatü Selamları, televizyonları başındaki kardeşlerimizin okudukları Kur'anları, duaları ve zikirleri, sana açılan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi, mücib ismi şerifin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. O Kur'an ki kelamındır, gönderdiğin selamındır, değişmeyen fermanındır, eşsiz nur-u azamındır. Emirlerine uymayı, yasaklarından uzak kalmayı, kıssalarından ibret almayı, müjdeleriyle sevinmeyi, ona uyarak gerçek mutluluğa ermeyi Rahim ismi şerifin hürmetine cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela Medine'nin kumsal topraklarında yatan, kainatın kalbi gibi orada atan, hayatı boyunca dost düşman ayırmayan, bütün insanlara merhamet elini uzatan, yetimin, yoksulun, mazlumun elinden şefkatle tutan, hidayet yolumuzun sönmeyen ışığı olan, alemlerin rahmet peygamberi, insanlığın en büyük önderi, iki cihan peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ondan önce gönderilen, onun geleceğini bilen, ümmetlerine müjdeleyen ve sayıları sence bilinen bütün peygamberlerin de temiz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. O son Resulün ve en sevgili kulunun iffette sadakatte bütün ailelerimize örnek olan ve Kur'an-ı Kerim'inde temizlikleri övülen aile fertlerinin, sevgili ehli beytinin ve ashabının da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Dinimiz için, imanımız için, hayat kaynağı Kur'an için, birliğini ilan eden ezan için, aziz vatanımızın devamı için, şehadet şerbetlerini içen, canını feda edip cananı seçen, cennetteki yerlerini dünyadayken gören, meleklerle beraber mahşerde gezen bütün şehitlerimizin, özellikle 15 Temmuz şehitlerimizin temiz ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Annelerimizden, babalarımızdan, hısım ve akrabalarımızdan, dost ve arkadaşlarımızdan, inanan dindaşlarımızdan, ülkemize alem İslam'a hizmet edenlerden, ahiret irtihal eden bütün kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi.
isimleri unutulan, nesilleri kalmayan, duayla anılmayan, kimseleri olmayan din kardeşlerimizin ruhlarına diledik vasıl eyle ya Rabbi. Her şeyi kuşatan rahmetine, muhtacız affına, mağfiretine, o senin azametin hürmetine, bizi bırakma kimsenin eline, bizi de ölmüşlerimizi de affeyle ya Rabbi. Televizyonları başında bizi dinleyen, amin diyen kardeşlerimizi de affe mağfiret eyle ya Rabbi. Elbet bir gün gelecek, sayılı nefeslerimiz sona erecek, herkes emanetini sana verecek, dünya hayatı bitecek. Ya Rabbi, ecelimiz gelmeden kendimize gelmeyi, haramı helali iyi bilmeyi, ölüme hazırlık yapabilmeyi, takva azığını alabilmeyi, dünya ve ahireti kazanabilmeyi, Müslüman olarak yaşayabilmeyi ve Müslüman olarak da ölebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ailelerimizi, gençlerimizi, evlatlarımızı, vatanımızı, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi ve bütün İslam alemini her türlü kederlerden, elemlerden, sıkıntılardan, dertlerden, felaketlerden, musibetlerden, nefsimize esaretten muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle, dertlilerimize devalar lütfeyle, borçlularımıza kolaylıkla edalar ihsan eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi, milli bütünlüğümüzü bozmak isteyen dahili ve harici şerlerden, özellikle hainlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bir ve beraber olarak daha nice kandilleri, mübarek gün ve geceleri idrak edebilmeyi, huzurla, ibadetle ve taatle geçirebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İdrakiyle müşerref olduğumuz Mevlid-i Nebi gecemizi cümlemiz hakkında, cümle ümmeti Muhammed hakkında, evlatlarımız, alem-i İslam hakkında hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhar'da yapılan, yapılıp kabul edilen duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.